sizlerle yine muhteşem, özel, harika bir konuğum var. Sevgili Duygu Özaslan, nasılsın? Hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk Denizci, nasılsın? Vallahi çok heyecanlıyım gerçekten. Senin ben de çok heyecanlıyım şu an şey gibi. bayağı programa, televizyon programına çıkmış gibi hissediyorum. Bir de karşılıklı olsak ne kadar güzel olurdu evet ya. Evet ya. Evet, şimdi hemen sorularla hızlıca başlayayım istiyorum. Çünkü çok fazla zamanımız yok ve sana çok fazla sorum var. İyice heyecanlandır beni, tam olsun. Gözünü korkutmak istemem ama. İlk sorumla başlıyorum. En çok hangi videoları çekmeyi seviyorsun? Makyaj videosu. Hani direkt, hatta hiç konuşmadığım mesela video. Üstüne voiceover yaptığım videoları daha çok seviyorum. Hani çünkü evet, gerçekten çok rahat hani oturup hem rahat hem de oturup böyle kafama göre gerçekten ne yapacağımı bilmeden oturuyorum böyle masaya. Kendinden gelişiyor her şey. Müzik açıyorum, müzikle birlikte yapıyorum falan. Çok keyif alıyorum onlardan. Oh valla, tam yaratıcılığın konuştuğu yer zaten evet, makyaj videoları. Evet, çok seviyorum onları. Kesinlikle. Seninkiler de gerçekten çok güzel. Hatta son grunge makyajı yaptın. Wow dedim yani. Wow. Kendini aşırsın gitti. Çok taşlandı o videoyla ama ben de sevdim. Farklı bir şey yapmaya çalışmıştım zaten. Öyle oldu. Yok zaten hani herkes yani hepimiz yani buğulu makyajlar, klasik makyajlar yapıyoruz. Evet, evet. Böyle senin yaptığın gibi değişik makyajlar da olmalı zaten. Kesinlikle çok güzeldi bence. Çok teşekkür ederim. Birazcık daha kişisel bir soruya geçiyorum. Küçükken ne olmak istiyordun? Sana sorduklarında hani büyüyünce ne olacaksın, Duygu dediklerinde ne diyordun? Dansçı olmak istiyordum çünkü dans ediyordum. 19 yaşına kadar dans ettim. Daha sonra sakatlandığım için bıraktım. O yüzden böyle konservatuvar yolunda gidiyordum yani. O yüzden hep dansçı ve balerin olmak istiyordum. Aynen. Benim de en çok keşkelerimden bir tanesidir. Küçükken beni ailem diye aslında ben de istesem olurdu ama bir spora gitmek bana ne kadar güzel. Evet çok çok önemli. Ben de ileride mutlaka kendi çocuklarımı spora veya dansa mutlaka göndermek istiyorum o yüzden. Kesinlikle değil mi? Erkek olsun baskete, kız olsun baleye falan hani klasik öyle yollanabilir bence. Bunu düşünelim. Kesinlikle. Bir de piyano kursu var benim aklımda. Hiç piyano dersi piyano alamamıştım. Senin ben aldın mı dersler? Evet ama bir sene falan almıştım. Müziğe hiç benim yeteneğim yoktur. Hani onu anlayıp vazgeçmiştim o sevdandan. Kimsenin bilmediği gizli bir yeteneğin var mı? Kara kalem resim yaparım, güzel portre çizerim. Böyle yakın arkadaşlarıma doğum gününde portresini hediye ederim falan öyle bir şey huyum vardır. Onlar beğenirler. Ne kadar ya. Şanslılarmış canım onlar. Ne kadar değişik bir yetenek hiç aklıma gelmezdi. Yani hani öyle çok iddialıyım falan diyemem de. Hani seviyorum yani. Uzun zamanda gel çok bir şey yapmadım ama seviyorum yapmayı. Peki uygun markalardan favorin hangisi? Maybelline olabilir çünkü rimellerini çok seviyorum. Bence çok başarılı rimelleri. Rujları falan da fena değil. Onun dışında yani ben şey modundayım biraz uygun fiyatlı markalarda. Daha doğrusu tüm markalarda. Hani her markanın çok iyi ürünleri de var, çok kötü ürünleri de var. O yüzden hani maskarayı genelde ben uygun fiyatla aldığım için Maybelline maskaralarını seviyorum. Oradan yola çıkarak cevap verdim ama. Peki yapmaktan suçluluk duyduğun ama yine de yaptığın bir şey var mı? Göz altlarıma silikonlu baz uygulamak. Aaa. Ya çok kötü biliyorum. Gerçekten çok kötü. Ama kapatıcım bir tek öyle hiçbir şekilde çizgileri dolmuyor. Mükemmel kalıyor göz altlarımda. Çok güzel oluyor yani. O yüzden öyle bir şey yapıyorum. Süper. Harika evet bir ipucu verdin. Peki hangi markanın bazını kullanmayı tercih ediyorsun göz altlarında? Professional'ı kullanıyorum. Evet. Beyaz Smashbox'ın yine öyle gözenek küçültücü, gözenek doldurucu bir bazı var. Adını hatırlamıyorum şimdi ama. Onun üzerine kapatıcı sürünce çok acayip dayanıklı oluyor ya. Bilmiyorum benden öğrenmiş olmayın yapmayın ama. Allah öğrendik şimdi herkes yapacak ben de yapacağım bunu. Yapmasın kimse. Ya çünkü çok zararlı oraya ağır bir ürün kullanmamak gerekiyor göz çevresine. Evet. Ama aynen, işte. Doğru söylüyorsun. Peki mutfakla aran nasıldır? Mutfakla aran. Güzel yemek yapar mısın? Yemek yapamam. Yemek veren bir şey yoktur. Beceremem ama hani böyle tatlı, kurabiye, kek falan onlar çok güzel yaparım. Oo, benim böyle de hiç yapamadığım işte, şeyler onlar biliyor musun? Ya benim annemden iş yapamam. Annem çok çok iddialıdır yani böyle şeker hamurları yok, tatlı pastalar falan öyle bir kadar. O yüzden ben çok severim hani kurabiye, işte çikolata, pasta, börek, çörek, o tarz şeyleri yapmayı çok severim. Ama ben de ki kuru fasulye yap asla bilmem yani. Bir tek içinde fasulye olduğunu biliyorum o kadar. O derece bilmem yani. Ama ileride öğrenirsin ya onlar ne olacak? Peki dünyada böyle görmek istediğin en çok yer hangisi? Mısır ve Çin. Orada gitmek çok istiyorum.
Böyle şey hayalim çok fazla yok. Mesela işte New York'muş, işte yok Barcelona'ymış falan. Hani normal, daha normal şehirleri görme hayalim o kadar çok yok da tabii isterim ama. Daha böyle egzotik mi desem, otantik mi desem, tropik mi desem. Öyle yerleri görmeyi daha çok istiyorum. O diğer yerleri nasıl olsa görürüm diyorsun. Daha çok az olasılıkla görebileceğim yerler daha iyi. Aynen. Peki şu andaki hayatında bir şeyi değiştirme hakkın olsa neyi değiştirirdin? Sakatlanmazdım. Dansa devam ederdim. Gerçekten. Yani o içinde kalan tek şey olmuştur benim ama orada şöyle bir şey oluyor. Şöyle düşünüyorum. Eğer devam etseydim muhtemelen konservatuar okuyup şu an dansçı olacaktım. Şu an olduğum yerde asla olmayacaktım. Şu an tanıdığım insanları asla tanımayacaktım. Hani her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini düşünen bir insanım hayatta. O yüzden hani böyle olması gerekiyormuş. Böyle olmasından çok mutluyum. Belki o zaman çok mutlu olmazdım. O yüzden hani iyi ki de öyle olmuş falan diyorum. Hani en kötü şeylere bile biraz öyle bir mottom var hayatta. Ama yine de en azından bir şekilde devam edebilseydim ya da sıkılınca bıraksaydım falan belki hani. Benim kararımla olacak bir şey olsaydı hani dışarıdan gelen bir şeyle olmasaydı öyle düşünüyorum ara ara o kadar ama. Peki tek bir makyaj ürünü kullanmak zorunda kalsan ne seçerdin? Maskara tabii ki. Kirpiklerim hem yani uzun aslında ama hem düz hem de böyle uçları sarı, alt kirpikler mesela hiç gözükmüyor maskarasız. O yüzden hani keşke böyle kalıcı maskara diye bir şey olsa da. Öyle. Peki biriyle tanıştığın zaman ilk önce neyine dikkat edersin? Hani bir özelliğini gördüğün zaman evet bu benim arkadaşım olabilir dediğin bir şey var mı? Kibar olması sanırım ya. Hani tanımadığı birine karşı kibar olan insan çünkü tanıdıklarına karşı da kesinlikle naziktir, kibardır diye düşünüyorum. Hani atıyorum bir yerde oturuyoruz, oradaki garsona nasıl davrandığı veya bir şey soran bir insana nasıl cevap verdiği benim için çok önemlidir. Kız olsun, erkek olsun. Öyle tuhaf detaylara takılırım veya ya ne bileyim hani çok böyle çantasını çekmesinden tut da işte sandalye istemesine kadar böyle çok ufak detaylara takılıp öyle insanları nitelendiriyorum kendi gözümde öyle bir özelliğim var. Gelecekle ilgili planların var mı bizlerle paylaşabileceğin? Gelecekle ilgili yani YouTube böyle tam gaz devam etsin istiyorum. Güzel bir yere gelmek istiyorum YouTube'da. Web sitem güzel gitsin ve böyle online bir dergiye dönüşsün gibi bir hayalim var. Onun dışında bilmiyorum ben çok fazla gelecek planı yapan bir insan değilim. O yüzden hani en fazla böyle bir senelik falan plan yapabiliyorum. Hatta geçen gün biri sormuştu bana 5 yıl içinde kendini nerede görüyorsun sorusu falan klasiktir evet, ya. Klasik soru. O an böyle dark ettim. Ben hayatımda hiç 5 yıl sonrasını düşünmedim. Hala düşünmüyorum. Hiç aklıma hiçbir şey gelmiyor. Her şey olabilir. Çünkü benim hayatımda her şey böyle aşırı değişken ve bir anda kendimi başka bir yerde başka birileriyle falan bulabiliyorum. O yüzden hiç bilmiyorum, tahmin edemiyorum. Videoları çekerken en çok neye dikkat ediyorsun? Ne yapacağımı çok farkında olmam lazım çekerken. Ona çok dikkat ediyorum. Atıyorum favoriler videosu çekiyorsam ürünlerin hepsini tek tek yazıyorum. Ve değinmek istediğim noktaları böyle aklımda tutuyorum. Aslında yazmam lazım ama çok tembelim o konuda. Ne yapacağımı bilerek yapmam çok önemli. Yoksa video çok fena alıyor başıma gidiyor. Felakete dönüşüyor gerçekten. yani konuşmalı videolar, açıklayıcı videolardan bahsediyorum. O yüzden hani hakim olmam lazım o ürünlere, ne konuşacağıma, neden bahsedeceğime, nasıl bir şey yapacağıma veya makyajsa. Dediğim gibi ben daha çok kendi ruh durumuma dikkat ediyorum videoda hani. Hem kendim enerjik olmalıyım videonun başına oturmak için. Enerjik olmalıyım hem de ne söylediğimi, ne yapacağımı, ne istediğimi, nasıl bir şey çıkmasını istediğimi, ne söyleyeceğimi bilmem lazım. Ona çok hakim olarak başlamaya çalışıyorum videoya. Peki son olarak da YouTube'a başlayanlar için en büyük önerin nedir? Bunu alalım hemen. Teknik olayların yanı sıra yani hani çok pahalı bir kamerayla kesinlikle başlamayın. Çok iyi bir işiniz olması gerekmiyor. Tabii ki webcam'le çekemezsiniz ilk videomuzu ama yine de bu işten sıkılabilirsiniz. Kanalınız iyi gitmeyebilirsiniz, istediğiniz gibi gitmeyebilir vesaire. Yani bırakabilirsiniz kanalı. O yüzden çok büyük bir yatırım kesinlikle zaten yapmayın. O yüzden teknik kısmına ben çok fazla takılmıyorum görüntü kalitesine falan ama benim için en önemli olan şey kesinlikle sevdiğiniz ve bilgili olduğunuza inandığınız konuda bir kanal açmanız. Bu alışveriş olabilir, işte moda olabilir, bizim gibi güzellik olabilir, makyaj olabilir sadece. Daha oyun kanalları var YouTube'da, arabalarla ilgili kanallar yani neler var, neler var, kitaplarla ilgili kanallar var. İnanılmaz büyük bir, geniş bir yelpaze. O yüzden
yani şey olmasın mesela, atıyorum bizi çok beğeniyorsunuz mesela izlerken, ben de yapayım diye balıklama mesela dalmayın derim ben. Eğer ilginiz yoksa, sadece sevmekten hoşlandığınız için ve siz de öyle olmak istediğiniz için yapmayın bence bir şeyi. Kendi bildiklerinizi paylaşacağınız için bu kanalda, hani bildiğiniz, ilgilendiğiniz, sevdiğiniz şeylerle ilgili olması çok çok önemli bence. Bence altın kuralı bu diye düşünüyorum. Çünkü o şekilde güzel, farklı içerikler ortaya çıkıyor. Ve en önemlisi zaten bence içerik. Sana birkaç tane şimdi o mu bu mu sorusu soracağım. Ondan sonra da bitiriyoruz zaten. Hazır mısın? Hazırım. Sabahçı bir insan mısın yoksa akşamcı bir insan mısın? Ne zaman böyle daha enerjik olursun? Gececi. Öyle mi? Akşam yüzden, da değil, gece. O yüzden az önce video çekiyordun akşam kenarda. Ondan mı? Evet. Evet evet, ben sabah çok geç uyanıyorum. Yani eğer işim yoksa, toplantı evet. Vesaire bir işim yoksa çok geç uyanıyorum. O yüzden gün benim için zaten öğleden sonra başlıyor çoğu zaman. Ve akşam iş yapmayı, akşam temizlik yapmayı bile daha çok seviyorum yani o derece. Her şey benim için akşam. Peki komedi filmlerini mi daha çok seversin, korku filmlerini mi? Korku filmlerini severim. Evet, değil ama mi? Güzel ben... korku filmi olsun, psikolojik falan olsun. Evet. Evet. Öyle şeyleri çok seviyorum. Komedi... Bir de sonunda şaşıracaksın falan değil mi? Aa bu muymuş falan evet, diyecek. Evet evet. Evet böyle gerilim falan daha çok seviyorum. Hani şeyden öte canavarlı falan korku filmlerinden değil de şeyleri evet. Seviyorum ben. Psikolojik gerilim. Öyle şeyleri çok seviyorum izlemeyi. Ben de çok seviyorum. Saçlarını dalgalı mı kullanmayı seversin yoksa düz mü? Şu an saçım uzun zaman sonra ilk defa düz kullanıyorum. Düzleştirici çok fazla kullanmıyorum normalde. Saçım benim düz. Ama hani dümdüz böyle değil. Bayağı sonra topuz yapıyorum. Kendi böyle dalgalanıyor. Hep öyle kendi halimde kullanıyorum. Isıyla bir şey yapmamaya çalışıyorum saçıma. O yüzden dalgalı. Allık mı bronzer mı? Bronzer. Çünkü çok öyle gibi gözüküyorum şeyle. Bronzer olmadan. Çok hani dümdüz gözüküyor yüzüm. Ama hani allığa ihtiyacım olmayabiliyor bronzer kullandığımda. Ama allık kullandığımda bronzer de kullanıyorum. O yüzden bronzer. Evet, sorularım bu kadardı. Zaman yine hızlıca akıp geçti. Birazcık daha zamanımız olsaydı, hatta canlı yayın yapsaydık Duygu diyorum seninle beraber, böyle daha evet çok fazla ya. Şey paylaşabilseydik. Ne kadar güzel evet. Oldu. Ya ben çok mutluyum. Böyle hani çok güzel insanlarla tanıştım YouTube sayesinde. Deniz'le asla bir araya gelmezdi yollarımız. Çok Amerika'da yaşıyor falan. Hani resmen YouTube sayesinde tanıştık. Daha bir sürü öyle tanıştığım ve çok sevdiğim insan var. Bu noktaya değinmek istiyorum ve çok mutluyum onları tanıdığım için. Demek ki bunu yapmamız gerekiyormuş, böyle olması gerekiyormuş. Çok güzel oldu bence, çok güzel arkadaşlıklar kurabildik diye düşünüyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim Duygucuğum kanalıma konuk olduğun için. Harika bir program oldu. Gerçekten çok keyifli, çok eğlendim. Umarım tekrar böyle bir şeyler yaparız. Gerçi daha farklı şeyler yapacağız. Taylan'la ve Göktürk'le evet. Ama bakalım neler olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim diyorum. Kanalıma abone değilseniz, eğer beni tanımıyorsanız memnun oldum ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda belki birlikte yeni bir şeylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Senin zaten kanalın linkini aşağıya bilgiler kısmına koyacağım. Şu anda ekranda da görebilirsiniz. O linke tıklayarak Duygu'nun kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Ama zaten biliyorum hepiniz zaten Duygu'yu tanıyorsunuz. Çok teşekkürler tekrardan izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakal Duygu. Favori uygundur. Bunlardan çok güzel kamera arkasında. Gel rolleri değiştirelim diye. Kendi kendime soru sorarım ben. Makyaj nasıl yapılır herkese öğreteceğim bu yarışmayı. Ben kazanacağım. Yakışık ağabeyi de, Ela ağabeyi de buradan bize hadi de alıyorum. Herkese öğreteceğim. Söyleyeceğim ya Türkiye.